Selamun aleyküm arkadaşlar. Elmaslı Günlere hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz hırkanın modelini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu hırkaya annem için başladım. Önce ipliğimden bahsedeyim. İpliğim Himalaya Everyday. İnanın çok zorlanıyorum yabancı kelimelerde. Bebelux Anti-Filling özellikli yine bir ipimiz. Bebe ipi ama ben bunu annem için örüyorum. Şimdi annem bunu yeleklerimin üzerine giyeceğim kızım. O yüzden biraz geniş olsun dedi. Tabii önden bir fırça yedim. Sen niye zahmet ediyorsun gibilerinden. 140 ilmekle başladım. Şişim 3,25 milimlik bir şiş. Şimdi ben tam koltuk kesimine gelmiştim. Yani koltuk altındayım şu anda. Aklıma geldi dedim size ben niye anlatmıyorum bu hırkamı. Hırkanın modeli de çok güzel ve aşırı basit arkadaşlar modeli. Hemen size anlatayım. Burada ben ilk önce arka bu üstüne basarak söylüyorum. Önde daha fazla bir oyuntu yapıyoruz. Bu arkada 5 tane ilmeğimi kestim. Şimdi aynı şekilde şurayı da göstereyim. Burada da 5 tane ilmeği kestim. Burada şimdi 2 tane ilmek keseceğim. İlmekleri de nasıl kestiğimi göstereyim. Şişlerim biraz sıkıntılı. Şöyle ikisini bir alıyorum. Şöyle göstereyim. İkisini bir örüyorum. Burada şimdi 2 tane keseceğim. Önceden 5 kesmiştim. Şimdi 2 kesiyorum. Gördüğünüz gibi 2 taneyi kestim. Şimdi normal örmeme devam ediyorum. Bu arada modeli de göstermiş olayım. Bakın şimdi. Şurada uzun bir örgü var. Burada da kısa olanı var. Şimdi burada model yapacağım. Şişimi şöyle ipliğimin altından gelecek şekilde doluyor gibi yapıyorum. Ama aslında dolamıyorum. Sadece buraya koyuyorum. Ve bu önümdeki iki ilmeği örüyorum. Modelin adı ne? İnanın bilmiyorum. Ama başlığı adını öğrenip öyle atayım. Sonraki iki ilmeği normal örüyorum böyle. Yine bakın uzun yere geldim. Yine aynı şekilde şişimi şöyle alttan koydum. Biraz daha yaklaştırayım. Sonra böyle örüyorum. Ördükten sonra bu aldığım ilmek var ya, bu ilmeğe şişimi takıyorum ve diğer iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Şu şekilde oluyor. Biraz daha kamerayı yakınlaştırıp daha güzel, daha net bir çekim yapmak istiyorum sizin için. İnşallah yapabilirim. Sonraki iki ilmeği normal örüyorum. Bakın şimdi normal ördüm. Sonrasında şişimi şöyle ipliğin altından alıyorum. İki tane daha ilmek örüyorum. O altından almış olduğum, yani artırma yapmış gibi olduğum İlmeğe şişimi şu şekilde takıyorum. Ve içinden böyle geçiriyorum diğer ilmekleri. Tekrar 2. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arkaya gelince de yine göstereceğim. Bakın şu şekilde yapıyorum. Ve burayı örüyorum. İçinden böyle geçiriyorum. Şimdi sıranın başına kadar ben bunu yapıp geleceğim. Sonra buradaki aynı şekilde burada 2 tane kestik ya sağda. Solda da aynı şekilde yine buradaki kesimi yapacağız. Ben şimdi hemen örüp diğer başa gideyim. Görmüş olduğunuz gibi sıra sonuna geldim. Sıra sonuna geldikten sonra sol tarafın koltuk altını kesiyorduk arkadaşlar. 5 daha önce kesmiştim. Tekrar bir gidip geldim. Şimdi 2 keseceğim. Gördüğünüz gibi şöyle yapıyorum. Şişim ikisini beraber takıyorum. Ve ikisini beraber çıkartıyorum. Şişimi tekrar buraya taktım. Yine iki ilmeği beraber örüyorum. İki tane daha kesmiş oldum. Modelimizin de arkadaşlar tersinden hepsini ters şekilde örüp gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi modelimiz çok ama çok kolay. Ama yine de ben size bir sıra daha göstereceğim. Şöyle gidelim. Modelimizin tekrar önüne geldik. Arka koltuk altı kesiyorduk arkadaşlar. 5 kestik, gittik. Bu taraftan dönüşte yani tersinden tekrar bir 5 kestik. Bu tarafa geldik, 2 kestik. Sola gittik, 2 kestik. Şimdi tekrar sağa geldik.
Bu biraz kilosu iyi yapılı birisi için hırka oluyor. Şimdi 5 kesmiştik, 2 kesmiştik. 1 keseceğim. 2 tane ilmeği aynı anda ördüm. Örmüşken de şimdi modeli de göstereyim size. Burada daha yeni yapmıştık ya arkadaşlar. Bakın biraz daha yakınlaştırayım şöyle kamerayı. Burası yakın. Burayı değil. Burayı normal 2 tane örüyoruz. Şimdi bu uzak yere geldik ya. Şişimi alttan geçirdim. Şöyle dolar gibi. 2'yi ördüm. Ve bunu tekrar atlatıyorum. Şu daha yeni yaptığımızda değil. Diğerine yapıyoruz işlemi. Şimdi geldim bakın uzun olana. Şöyle şişimin üzerine attım. 2 taneyi ördüm. Ve attığım ipliği bu 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Ben hırkayı tamamen çekmeyeceğim arkadaşlar. Koltuk altı kesmemiz burada bitiyor. İstediğimiz uzunluğa geldikten sonra omuzları yaparken eğer inşallah uygun olursam orayı da size göstermek isterim. Benim asıl göstermek istediğim şu koltuk altlarından çok korkuyorduk. Onları size göstermek istedim. Eğer nasip olursa inşallah omuzda da size göstermek isterim. Modelimiz de bu şekilde. Tek bir videoda aynı zamanda modelini anlatmış oldum. Elmaslı günlerden bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.